İnsanlar arasında ziyaretleşmek, yabancılaşmayı gidermek, gönülleri bir araya getirmek ve aralarındaki bağları güçlendirmek için gerekli bir eylemdir. Ziyaret, ebeveynleri ve akrabaları ziyaret etmek gibi vaciptir. Arkadaşlarını ve dostlarını ziyaret etmek ise arzu edilir. Bu ziyaretler için ziyaretçinin uyması ve kibar olması gereken meşru kuralları vardır. Onların arasından da ziyaretinde iyi bir niyet çağrıştırmak vardır. Ve Allah'ın rızasını aramaktır. Ziyaretini yasak olan zamanlardan uzak durarak sonra onu uygun zamanda ziyaret etmeyi seçer. Ziyaretçi, ziyaret edeceği kişiyi telefon veya diğer modern iletişim araçlarıyla ziyaret saatini bildirir. Ev halkından izin istemeli ve onlara selam vermelidir. Kapının önünde değil, kapının sağında veya solunda durmalıdır. Ve ev sahibinin izin verdiği yerde oturur, evin kusurlarına ve mahremlerine bakmamalıdır ev sahibi izin vermediği sürece imamlık etmemesi gerekir. Ziyaretini de uzatmamak gerekir. Ev halkının kendi arasında konuşmalarına dinlemeye çalışmamalı ve onlara karşı casusluk girişiminde bulunmamalıdır. Ziyarette karma ve yabancı kadınlarla tokalaşmak gibi günah işlerden uzak durmalıdır. Ziyaretin sonunda ziyaretçi ev sahibinin misafirperverliğine teşekkür etmesi ve ona dua etmesi gerekir. Ebu Hurere radıyallahu anh hazreti Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu nakledilmiştir. Adamın biri bir başka köydeki kardeşini ziyaret etmek için yola çıktı. Yüce Allah adamı gözletlemek için onun yolu üzerinde bir meleği görevlendirdi. Adam meleğin yanına gelince melek "Nereye gidiyorsun?" dedi. Adam "Şu ileriki köyde din kardeşim vardır. Onu ziyarete gidiyorum." dedi. Melek, o adamdan elde etmek istediğim bir mefaatın var mı? dedi. Adam, yok hayır. Ben sırf Allah rızası için severim, onun için severim, onun için ziyaretime gidiyorum dedi. Bunun üzerine melek, sen onu nasıl seviyorsan Allah da seni öylece seviyordur. Ben bu müjdeyi vermek için Allah Teala'nın sana gönderdiği elçisiyim dedi.